dinin düşünce özgürlüğüne verdiği önemin bir sonucudur. Bu nedenle farklı yorumlar bir ayrılık ve gruplaşmaya neden olmaktan çok İslam kültürünün bir zenginliği olarak algılanmalıdır. Sonuçta bir insan bu yorumlardan hangisine bağlı olursa olsun Allah'a, Hz. Muhammed'in peygamberliğine ve Kur'an'a inanıyorsa Müslümandır. Hiç kimse farklı yorumundan dolayı bir başkasını din dışı sayamaz ve kınayamaz. Bu metinden hareketle mezhepler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneği dini hükümlerin farklı yorumlanmasıyla ortaya çıkmışlardır. Evet, dini düşünceler farklı bir şekilde yorumlanmıştır ve ayrılık ve gruplaşmaya neden olmaktan çok bu kültür zenginliğine dönüştürülmüştür. B seçeneği İslam'ın temel ilkeleri üzerinde ittifak etmişlerdir. Allah'a ve Hz. Muhammed'in peygamberliğine yani Kur'an'a inanan her Müslüman birçok konuda fikir birliğine ulaşmıştır. C seçeneği prensipleri değişmez ve kat'idir. Hayır, böyle bir şey olamaz. Şartlara göre prensipler değişebilir. D seçeneği düşünce özgürlüğünün doğal bir neticesidir. Evet, İslam dininin düşünce özgürlüğüne verdiği önemin sonucudur diyoruz. E seçeneği İslam'ın hoşgörülü yönünü temsil eder. Evet, kimse farklı yorumundan dolayı bir başkasını din dışı sayamaz, kınayamaz diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Fetih suresinin 10. ayetinde geçen sana bağlılıklarını bildirenler Allah'a bağlılıklarını göstermiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Allah'ın eli ifadesinde yer alan el kelimesinin insanda var olanla ilgisi olmadığı İslam alimleri tarafından ifade edilmiş olmakla birlikte bu ifade onlar tarafından çeşitli şekillerde açıklanmıştır. İşte bu gibi ayetlerdeki yoruma müsait ifadeler İslam'da görüş farklılıklarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu metinde din anlayışındaki yorum farklılıklarına sebep olan hangi etkenden söz edilmektedir? A. Coğrafi şartlardan böyle bir şeyden söz edilmiyor. B. Kültürel sebeplerden söz edilmiyor. C. İnsanın yapısal farklılıklarından söz edilmiyor. D. Dini metinlerdeki kapalı ifadelerden. Evet, bundan söz ediliyor. Çünkü Allah'ın eli orada mecazidir. Allah'ın koruması altındadır demek anlamındadır. E. insanın duygusal ve psikolojik yapısından da söz edilmemektedir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış doğruyu da bulamamış idiyseler? Bu ayette Allah'ın eleştiri getirdiği kitle aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği taassup sahipleri. Taassup sahipleri atalarının bildirdiklerine körü körüne bağlanan kimseler demektir ve yukarıda eleştirilen kitle budur. Takva sahipleri her şeyde Allah'ın rızasını arayan ve bu şekilde hayatını yaşayan insanlardır. Mümin iman edenler, ihlas sahipleri, samimi ve içten bir şekilde ibadet edenler, müttakiler de dinin emirlerine uyma, haramlardan sakınmada hassas davrananlar demektir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu temel ilkelerden biri olarak değerlendirilemez? Peygamberimizin vefatından sonra gerek siyasi, itikadi, gerekse ameli noktalarda farklı görüşler gündeme gelmiş ve bunun sonucu olarak çeşitli mezhepler ortaya çıkmıştır. Ancak bu anlayış farklılıkları dinin temel ilkelerine ait konularda olmamıştır. A seçeneği ahiret hayatının varlığı dinin temel ilkelerinden, inanç esaslarındandır. B Allah'ın bir ve tek olması konusu yine aynı şekilde itikadi, inanç meselelerinden, konularındandır. Cennet ve cehennemin nitelikleri bu konular arasına girmez ve bu şekilde de bir temel ilke değildir. D seçeneği Allah'ın yeryüzüne peygamberler göndermesi de yine itikadi, inanç meselelerindendir. E seçeneği Kur'an'ın Allah'a indirdiği bir kitap olması da yine inanç esaslarındandır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A seçeneği Allah sonsuz bir gücün sahibidir. Doğru fakat çıkarılamaz. B seçeneği şehitler diğer ölülerden farklıdır. Evet, Allah yolunda öldürülenler zaten şehitlerdir. Onlar ölü demiyoruz çünkü onlar farklı alemde en üst mertebelerdedirler. C seçeneği iyi insanlar cennete gidecektir. Doğru fakat bu da çıkarılamaz ayeti kerimeden. D
D seçeneği ölüm bir hayat gerçeğidir. Bu da yine çıkarılamaz. E seçeneği insanların birbirlerine karşı üstünlüğü yoktur. Doğru, fakat bu da çıkarılamaz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. İtikadi mezhepler dinin inanç esaslarını, fıkhi mezhepler ise ibadet ve günlük hayatı konu edinen ayetler ve hadisleri dikkate alarak fikirler belirtmişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerin görüş belirttiği ayetlerden biri olabilir? A seçeneği, ey iman edenler, belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir katip onu aranızda adaletle yazsın. Yani meleklerin aslında her şeyi kayıt ettiğini, herkesin kendi hakkını araması gerektiğini bahsediyor. B seçeneği, öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Ramazan orucunda tutulamayan oruçların kaza edilmesinden bahsediyor. C seçeneği, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer üçer dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun derken meleklere imandan bahsediyor. D seçeneği, hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin derken namazdan, zekattan, yani İslam'ın şartlarından bahsediyor. E seçeneği, ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığınız ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın diyerek cuma namazından bahsediyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet, onlar için Allah'tan bağışlanma dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? A seçeneği, Hz. Muhammed'in yüksek ahlakı. Evet, o kendisine kötü davrananlara karşı yumuşak davranmış olması onun yüksek ahlakını gösterir. B seçeneği, Hz. Muhammed'in merhameti. Artık sen onları affet derken burada Hz. Muhammed'in merhameti görünür. C seçeneği, Hz. Muhammed'in cömert olması. Evet, cömerttir, fakat burada cömertliğe dair bir bilgi çıkaramayız. D seçeneği, Hz. Muhammed'in tevekkülü. Evet, artık bir karar verip azmettiğini Allah'a tevekkül et, ona dayanıp güven, Allah tevekkül edenleri sever dedik. E seçeneği, Hz. Muhammed'in bağışlayıcı olması. Evet, artık onlar için Allah'tan bağışlanma dile derken katı yürekli davranmaması, onlara merhamet etmesi ve onları affetmesi onun bağışlayıcı olduğunu da gösterir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Din ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? İlahi kaynaklı olmalıdır. Evet, Allah'ın kanun ve kuralları olmalıdır. Akıl sahibi insanların özgür iradesiyle tercih edilmelidir. Evet, herkes kendi dinini kendi iradesiyle seçebilmelidir. Baskı ve zorlamayla dini kabul ettirmeye çalışmak dinin ilkelerindendir. Hayır, ikinci yargıdakiyle ters düşüyor. Dinin gönderiliş amacı insanları sadece ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Dinin gönderiliş amacı hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Öyleyse bize yanlış olan yargıları sormuştu. 3 ve 4'ün bulunduğu E seçeneği doğru cevabımızdır. Bu ayet ve hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Kur'an-ı Kerim okumak insana büyük bir huzur ve mutluluk verir. Kur'an-ı Kerim bıkmadan ve usanmadan okunabilmektedir. Kur'an-ı Kerim her okuyuşta kişide farklı bir etki bırakmaktadır. Bir ayet-i kerimede Yüce Allah'ın sözlerinin insanda bıraktığı tesir şöyle dile getirilir. Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Sevgili Peygamberimiz de bu konuyla ilgili olarak bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kur'an öyle bir kitaptır ki okuyan onu okumaya doyamaz. Evet, A seçeneği Kur'an'ın tekrar tekrar okunmasını insanı sıkmaz. Evet, bıkmadan, usanmadan demek, ondan sıkılmadan demektir.
B seçeneği, Kur'an insanların huzur bulması için gönderilmiştir. Evet, Kur'an okumak insana büyük bir huzur ve mutluluk verir dedik. C seçeneği, Kur'an mezarlıkta ve fal bakmak için de okunmalıdır. Kesinlikle yanlıştır. D seçeneği, Kur'an öyle bir kitaptır ki onu okuyan ona doyamaz. Evet, Peygamberimizin hadisinde o öyle bir kitaptır ki onu okuyan onu okumaya doyamaz demişti. E seçeneği, Kur'an'ın okunması gönüllerin Allah'a ısınmasını sağlar. Evet, gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar dedik. Doğru cevabımız C seçeneğidir.